Matematik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizleri ZT/ZX/HN/H298A modeminde ebeveyn kontrolü nasıl yapılır bunu aktaracağız. Öncelikle bir internet sayfası açıyoruz. Açmış olduğumuz sayfada adres satırı bölümüne 192.168.1.1 yazarak Enter tuşuna basıyoruz. Modem arayüzüne giriş için kullanıcı adı ve şifre isteyecektir. Kullanıcı adı bölümüne küçük harfleriyle admin, şifre kısmına da yine küçük harfleriyle admin yazıyoruz. Buradaki şifre bazı modemlerde farklılık gösterebilir. Özellikle Türk Telekom'un vermiş olduğu modemlerde şifre TTNET veya Türk Telekom olabilir. Bu şekilde giriş yapabilirsiniz. Oturum aç kısmına tıklıyoruz. Oturum aç kısmına tıkladıktan sonra ikinci bölümde ise modem arayüz şifrenizin değişikliği ile alakalı bir bilgi sayfası gelecektir. Buradan yeni şifre ve doğrulanan şifreyi yazarak isterseniz modem arayüzüne giriş için yeni bir şifre belirleyebilirsiniz. Şifrenizi yazıp uygula dedikten sonra şifreniz değişmiş olacaktır. Veyahut da geç butonuna basabilirsiniz. Geç butonuna bastıktan sonra herhangi bir değişiklik yapmadan modeminizin güvenlik seviyesini artırmak için şifrenizi değiştirmek istemediğinize emin misiniz diye bir uyarı çıkacaktır karşınıza. Buradan tamam diyerek geçiyoruz. Evet, modeminizin arayüz sayfası açılmış oluyor bu şekilde. Modeminizin arayüz sayfasına erişim sağladıktan sonra üst taraftaki seçenekler içerisinden genel ağ seçeneğini seçiyoruz. Genel ağ seçeneğini seçtikten sonra sol tarafta güvenlik yazısı bulunacaktır sekmesi. Buradan güvenlik sekmesine tıklıyoruz. Burada güvenlik sekmesi içerisinde yeni yönlendirmeler bulunacaktır. Bu yönlendirmeler içerisinde ebeveyn kontrolleri sekmesine tıklıyoruz. Şimdi ebeveyn kontrolleri içerisinde yeni madde oluşturmamız gerekiyor buradan. Yeni madde oluştur seçeneğine tıklayarak buradan açık seçeneğini seçtiğinizde açmış olacaksınız. İsim olarak bir isim belirleyebilirsiniz. Kendinizin belirlemiş olduğu bir isim olacaktır bu. İstediğinizi yazabiliyorsunuz bu bölüme. Kullanıcı kimliği kısmında da bu kontrolleri sağlayacağınız cihazın MAC adresini girmeniz gerekiyor. Veyahut da kısa yoldan şöyle yapabilirsiniz. Modeminize o anki bağlı cihazları görüntüleyebilmek için bağlı aygıtlar arasından seçin yazısını tıklayarak aşağıda zaten modeminize bağlı cihazları göreceksiniz. Herhangi bir cihazı seçerek buradan, daha doğrusu engellemek istediğiniz ya da bir kontrollerini sağlamak istediğiniz cihazı buradan seçiyorsunuz. Seçimi sağladıktan sonra buradan sizden günleri seçmenizi isteyecektir. Her gün seçeneğini seçerseniz bu ebeveyn kontrolünü her gün sağlamış olursunuz. Ya da belirli günleri seçebilirsiniz. Mesela hafta içini seçebilirsiniz. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma olarak veyahut da herhangi bir gün belirleyebilirsiniz. Buradan cuma ve cumartesi belirleyelim. Misal olarak aktarıyorum. Ve süre olarak belirtiyorsunuz. Bu süre olarak da saat seçeneğini seçiyorsunuz. Mesela akşam saat 18.00 ile sabah saat 8.00'a kadar diye bir seçenek. Ben misal olarak belirledim. Siz de kendinize göre bir süre belirleyebilirsiniz buradan. Eylem olarak da internet erişim engeli URL kara liste veyahut da URL beyaz liste olarak seçiyorsunuz. Bu URL filtrelemede bunu seçebilirsiniz. İnternet erişim engeli seçebilirsiniz buradan. İnternet erişim engeli seçtikten sonra uygula butonuna bastığınızda bu seçmiş olduğunuz cihaz, bu üst kısımda bağlı aygıtlar arasından seçtiğiniz cihaz akşam 6 ile sabah 8 arasında mesela internete erişimi sağlanamıyor. Modeminizde bu tip kontrolleri gerçekleştirebilirsiniz. Evet, ZT/ZX/HN/H298A modemlerinde ebeveyn kontrolleri bu şekilde sağlanmakta. Aklınıza takılan bir soru olursa yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Veyahut da 118.58 teknoloji destek hattını arayarak direkt olarak yardım ve destek alabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi günler dileriz.